Gördük Snyder'ı. Hafif bir kasma. Şimdi Drogba'ya doğru varan Snyder vurdu. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yunus Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün efsane bir takımla oynuyoruz. Burak Yılmaz, Didier Drogba ve Wesley Snyder üçlüsüyle oynuyoruz hocam. Bu üçlüyü çok eskiden zaten severler. Şu an kendini belli etti, videoyu beğendi bile. Hocam benim de en sevdiğim Galatasaray dönemlerinden biridir. Bayılıyorum. Bayılıyordum bu döneme. Bize muhteşem mutluluklar yaşattı diyebilirim. Ve bir Galatasaraylı olarak o dönem Galatasaray fanatik, çok daha fazla fanatiktim. Ve hocam yeri bende bambaşka. Başka o insanların, Drogba'nın Galatasaray'a geldiği dönem, Snyder'in o dönemi, Burak'ın yakası kaldık dönemi, tabii ki arkalarında Selçuk'la Melo, keşke olsalar da onları da oynatabilsem. Fakat sadece bugün o üçüyle oynuyoruz. Burak'la, Drogba'yla, Snyder'le geçmişe doğru gidiyoruz hocam. Aklıma bir fotoğraf geldi. Drogba, Snyder, Selçuk topun başında kim frikik kullanacak? Sonra bir anda Burak geçip topun başına ve Burak frikiki kullanıyordu. Bir dönem frikikimizi kim atacak problemlerimiz bile vardı. Yani Galatasaray'ın en prime dönemi diyebilirim o dönem için. Tabii ki geçmiş inersek Hacili dönem, o eski 2000 dönemi bambaşka. Ona bir şey demiyorum ama yakın dönemin en güzel dönemiydi. Ve o dönem ülkemize de yıldızlar yağıyordu ve çok rahat geliyorlardı. Biz birine şaşırırken diğer yıldız uçaktan iniyor oluyordu. Gerçekten kaliteli bir dönemdi Türk futbol adına da. İnşallah o dönemleri tekrar yakalarız. Ben de çok fazla merak ediyorum. Juventus maçı dönemleri, Real Madrid maçı dönemleri. O dönemi hissettiniz hocam. O dönemin farkındasınız. Şu an Galatasaraylıların için bir nebze de grup. Ve şu an hani böyle bir ekip sonrasında gol beklediğimiz insanın Seferovic olması da bizi bir tık kırıyor. Ama sağlık olsun. İnşallah düzelir. 3 çubuk internet bizim için yeterli. Rakibimizi bekliyoruz hocam, rakibimiz de gelsin, maçımıza geçelim. İnşallah Konami ileride Alex'i de getirir. Alex'i de çok fazla seviyordum. Ondan sonra başka Türk liginden kimini getirebilir? Mario Gomez'in Türkiye ikonu gelmez de. Belki Avrupa'daki bir kartı gelir. Ve hocam kadromuz böyle. Can yakan bir üçlü. İleri hatta duygulandıran bir üçlü. Rakibin kadrosunda bakalım 4-4-2 oynatıyor. Mbappe ile Gabriel Jesus'u koymuş abi. Kadro can yakıyor. Gayet iyi. Sizce Türkiye'ye gelmiş en iyi forvet kimdir? Yorumlara yazın. Sizin düşünceniz kimler abi? Jardel diyen olabilir. Drogba diyen, Burak diyen olabilir. Üzerine Mario Gomez diyen olabilir arkadaşlar. Çok fazla tercihimiz var bu konuda. Ama bitici santral olarak sizce kimdir Türkiye'ye gelmiş en iyi futbolcu? Yorumlara yazın. Bu isimleri yazarken de dikkat edin. Tutuklanmayın. Doğru isimler yazarsanız sizin açınızdan da sağlıklı olur diyoruz. Ve yıllar sonra 2012-13 ya da 13-14'te diyebiliriz. Bu sezon oyuncuları 2022 yılında 8 sene sonra beraber maça çıkıyorlar. Bak Patrick Vieira burada hata yaptı hocam. Melo olsa o hatayı yapar mıydı? Yapmazdı derken büyük boşluk var. Kylian Mbappe, Roberto Carlos Türkiye'ye gelmiş demiyorum. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol bekidir. Mesela benim için dünyanın en şaşırıcı transferi, transferlerinden biri Roberto Carlos diyebilirim abi. Yani oy çok güzel hocam. Bak burada insanın gözü bir Hamid Altın topu arıyor, anladın mı? Orada Hamid bir şeyler yapar. Abi Sterling çok güzel gitti. Hava pası, hop tamam. Ortaya da hava pası dedim. Ben de bayağı entelleştim. Roberto Carlos Snyder'i gördü. Snyder'den Drogba'ya. Drogba, Lampard, Burak. Geçti hocam Lampard. Lampard'dan Burak. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz kral attı. Burak baba attı 1-0 hocam. 17 numara formasıyla. Affetmiyor kral. 1-0 öne geçiriyor. Arkasında hemen Snyder. Hemen Drogba belirdi bile. Çok tatlı atak. Lampard'ın da Selçuk İnan'a benzeme çabası. Ceyhun Gürselam'a benzeme çabası. Bir dönem öyleydi. Ceyhun Gürselam, Mustafa Sarp, Engin Baytar. Öyle bir dönemlerle geçtik arkadaşlar. Sert bir dönemdi yani. Ben de en fanatik olduğum dönemlerdi ya. Beni kanser eder derken Drogba öyle bir ayak koydu ki. Burak'a sadece şu dudak uçuk atanı vurmak kaldı derken 5-6 kişi geldi aldı. Burak Drogba'ya hediye bırakmak istedi. Ama olmadı hocam. Koulibaly bıraktı Patrick Vieira'ya. Vieira hocam Lampard'ı gördü. Lampard'da Snyder'a. Snyder Drogba'nın önünden Burak'a doğru. Bak bak topu kaybettirir. Bak. Hocam. Casillas, Muslera'nın boşluğunda takımı güzel doldurdu diyebiliriz. O dönemden elimizde sadece Muslera'nın kalması da bayağı üzücü bir durum arkadaşlar. Çok sağlam bir dönemdi, aşırı güzel bir dönemdi. Hatta bir dönemlerine Amrabat da katıldı ki Amrabat da benim çok bayıldığım oyunculardandı. Ondan sonra şey vardı, Aydın vardı.
Aydın'la mesela sakatlık yaşadı. Çok ağır bir sakatlık yaşadı. Çok üzüldüğüm bir futbolcuydu. Bunların son dönemlerine hani belki Drogba'ya yetişememiştir bile bile. Hani hatırladığım kadarıyla Yasin Öztekin eşlik etmişti diye hatırlıyorum. Ha bizim Trabzon'a aldığımız efsaneler vardı. Burak'ı almıştık, Selçuk'u almıştık, Engin Baytar'ı almıştık, Ceyhun Gürsel'i almıştık. Trabzonspor bir dönem Ajax gibiydi. Hani gerçekten Galatasaray'ın altyapısı gibiydi. O dönemde gayet iyi. Şu anda rakipte bağlantı hatası görüyoruz arkadaşlar. Dakika 43'te kaçmadın değil mi? Bence kaçmadım. Ve hocam rakibimizin bağlantısı zayıfmış, maçı kazanmışız. O da güzel. Yeni maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Ve yeni rakibimiz geliyor kral. Yeni rakibimiz kim? Bakalım. Hemen Belir kardeşim karşımda geldi. TCK 02 diye bir kardeşim. Peki Skolls'un fotoğrafını da koymuş. O da güzel baba. Drogba, yok Drogba'ya sınavya bakmaz da Burak aşağı bakma. Burak en aşağı bakıyor. Yedeklerde kim var? Yani belki burada bir ikinci yarı bir Ronaldo, bir Torres, bir Eto belki alınabilir diye düşünüyorum. Darwin Nunez'i koymuş. Mbappe, Dembele, Odegaard dörtlüsü, Bruno Fernandes ve yanında da kim var? De Jong var. Kadro sağlam abi. Sağlam ama oyuncular fullememiş gibi duruyor. Alelacele takım grup karşıma çıkmış gibi de görünüyor. Burak tam aşağı bakması bizi üzdü. Ama olsun, Burak'ın ölüsü yeter hocam. Yakayı kaldırsın yeter kralım. Ve stat tıklım tıklım dolu hocam. Herkes Galatasaray'ın eski yıldızlarını izlemeye geldi. Veteranlar maçı diyebiliriz. İstiklol Dursane diye bir isim. Garip, değişik bir isim. Suriye de olabilir böyle. O İstiklol İstiklal de olabilir. Ama forması tatlıymış ha. Sevdim. Hocam Darwin Nunez. Şurada Dembele. Hocam Lampard. Odegaard ayak koydular hocam. Patrick Vieira. Drogba'yı gördü. Drogba. Aşağıda Lampard'ı gördü Lampard. Burada Drogba'nın önüne. Drogba bomboş. Rasmussen kovalıyor ama bilmediği tek bir şey var. Buran şutları müthiştir hocam. Olmadı. Ve topu kornere çıkardı. Snyder'den tatlı bir korner gol bekliyor muyuz hocam? Bence bekliyoruz. Neden olmasın? Modric'im kusura bakma da Snyder babamın olduğu yerde senin esamen okunmaz kral. Şimdi hocam kısa köşe vuruşu, ekran değiştir. Oynadık yukarıya. Yukarıda Frank Lampard var. Lampard gördü Snyder'i. Hafif bir kasma. Ama Wesley Snyder. Kayda Onana'ya benzer birisi var. Ama bilmiyorum. Onana'nın o kadar da saçı uzun muydu? Kararsız kaldım. Hocam güzel orta gol getirir. Burak Yılmaz. Snyder'le Burak içeride lan. Drogba içeride. Bu üçlü içeride. Bir atar herhalde ya. Roberto Carlos da mı içerideymiş? Aa. Hocam Darwin Nunez'e bastıracağız. Kolibali geri çekiyorum ne olur ne olmaz diye. Van Dijk'ın önünden güzel bir top. Fakat Van Dijk ben maçtan önce Hakan Balta'yı izledim dedi. Ne yapmam gerektiğini biliyorum dedi. Aga bu takımda bir de Eboué vardı ha. Kral mı be? Lampard, Roberto Carlos hocam, Snyder. Bastı Lampard içeriye. Dudağımızı uçuklattı. Drogba vurdu. Arkadaşlar kısa köşe vuruşu. Ekran değiştir. Malasya'yı çekti. Peki çekmiş ol. Lampard çok geç kaldın. Snyder'e çarptı Drogba. Drogba'dan Carlos'a. Carlos'tan Drogba'ya müthiş bir pas. Didier Drogba kaleci. Rasmussen de eskiden futbolcusu ha. Nunez'in önüne doğru. Çok kalabalık önü ama çok tatlı. Geriye doğru bir pas. Çok güzel gördük orada kademeyi. Darwin Nunez'in önüne doğru. Güzel çıkarttı kaleci Arnold. Arnold Vieira gördü Modric'i. Luka Modric. Burak Yılmaz'ı gördü. Burak Yılmaz. İndi aşağı Drogba'ya. Drogba. Aşağı gördü Lampard. Şöyle Drogba'nın önüne doğru. Lampard şimdi koşsa daha iyi olur. Drogba'ya doğru. Lampard burada bir tık kötü hareketler yapıyor derken. Lampard'cığım. Biraz kendini toparlar mısın? Hayatımın anlamı tamam. Drogba gibi Burak gibi yıldızların yanında oynamak gerçekten zor da bu şekilde olmaz ama. Kardeşim Dembele'yi gerçekten çok iyi kullanıyor. Dembele de çok hızlı. Ama orada Roberto Carlos tecrübesi vardır abi. Wesley Sneijder önünden aldı De Jong. Burada Odegaard. Martin Odegaard kaleci İlker Casillas. Van Dijk hocam Kolibali'yi gördü. Patrick Vieira. Patrick Vieira'dan Arnold'a. Arnold'dan Modric'e. Modric Arnold'u gördü Arnold. İçeride Drogba Burak var. 2-2 kaldılar. Arnold açtı ortayı. Drogba vurdu olmadı. Ve hocam ilk yarı 0-0 bitti. Bir tık bir kadroda bir oynama yapacağım. Üstün oynuyoruz, baskılı oynuyoruz ama hala skor yönünden bulmuş değiliz istediğimizi. Hocam burada Ronaldo babaya yer verelim. Hani Burak kadar olmasa da Ronaldo da fena olmayan bir futbolcu arkadaşlar.
Burada farklılık yapacağım takımı bir tık ofansife çekeceğim derken çok da çekemedik. Hani Kaka burada 89 oynadı ama 89'luk Kaka da adamdır. Drogba ile Snyder hala oynasın. Yani eşit güçlerde oyuncu aldım. Mesela Burak'la Snyder hemen hemen eşittim. Mesela yedeklerde Dani olsa Kolibali oynatmam, Dani oynatırım kardeşim. Yani Hakan Baltam olsa Carlos'u oynatmam. Bu kadar basit. Tamam lan, kızmayın manyak. Hem Mustafa Sarp da yakışır aslında şeyin yerine. Vieira'nın yerine. İkinci yarıya geldik hocam. Ufacık bir değişiklik yaptık takımda. Sadece Ronaldo'yu takıma aldık. Bence bunlar basit, göz önünde bulundurmayacak şeyler. Snyder'dan Ronaldo'ya. Ronaldo. Drogba koştu ama koşusunu bıraktı. Drogba. Didier Drogba vurdu dışarıda. Drogba tam Drogba gibi vurdu ha. Geniş alıp vuruyor adam. Seviyor abi bu hayatı. Ama bizim gol bulmamız lazım. Modric içeride çok uzun bir Drogba var. Güzel orta gol getirir. Luka Modric. Drogba'ya doğru olmadı. Arnold. Arnold vurdu, çarptı. Orta köşe vuruşu, hızlı. Getirdi oyuncuyu, vazgeçtim. Drogba'ya açtım ortayı. Tamam, ben de abi. Kolibali indiriyorsun. İndirdi Kaka Leite'ye. Kaka takımın yeni transferi. Snyder'le pek anlaşamazlar ama her şey diyorlar takımımız için. 2-1'i bıraktılar. Drogba'dan Snyder'e. Snyder'den Drogba'ya. Drogba. Yukarı Kaka'yı gördü. Kaka indi. Drogba'ya doğru varan. Snyder vurdurmadı. Ronaldo rövaşata. Ah be. Güzeldi. Güzel. I like it hocam. Beğendim. Paolo Vitor hocam. Ay Kaka'nın önünden geçti. Ay bu da Kaka'nın. Kaka. Ha Kaka. Adamsın. Hocam Kaka'dan Drogba ya. Drogba plasesini vurdu kaleci. Kalecinin hala kim olduğunu çözemedim. Hocam Luka Modric. Hocam Vieira. Hocam Snyder'e. Snyder. Tamam. Ronaldo. Hocam Kaka'ya. Kaka. Kaka Leite vurdu, olmadı. Drogba'nın önünde kaldı. Drogba. Snyder'e doğru. Snyder kafa. Ah be oğlum Snyder. Ah be oğlum. Baba. Ronaldo baba atsın. Ronaldo baba atsın. Drogba geldi. Yapma be oğlum. Sen Drogba'sın lan. Böyle kafa vuruşları yapan bir adam değilsin be. Biz seni tanıyoruz be. Mourinho bana kim alayım dediğinde ben dedim Drogba'yı al dedim. Mourinho da gitmiş başkana Drogba'yı al. O da demiş ki niye demiş. Demiş sus ve öde demiş. Ha, o lafı da benden öğrendi. Ben dedim kes ağlamayı, şey yaparlar bağlamayı gibi bir sert bir cümle kurmuştum Mourinho'ya. Oradan hemen şey yapıyor işte. Replik çalıyor. Ronaldo geldi defansa kadar. Hayır lan, bu kadar gel diye atma lan. Üzülürüm. Üzülürüm. Defansı çağırdı. Benim taktiğim yapacak. Yok. Hocam Casillas hızlı başla. Oyun değişikliğine gideceğim bu arada. Drogba çok yoruldu. Ronaldo'dan Kaka'ya. Kaka. Snyder geldi, Kaka'nın hatasını telafi etti. Burada Snyder'in hatasını iki telafi edecek lan. Modric geldi abi, Modric harikasın. Biraz seri, ileri. Arkadaşlar. 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 Snyder. Hocam Ronaldo'ya. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. 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 Yukarı oynadı. Şut iptali. Bıraktı Ronaldo'ya doğru. Ah be oğlum. Hayır be, elimizde olan maç, sabahtan beri oynuyoruz lan. Ya yürü git be. Abi böyle saçma bir kontra yenir mi ya? Böyle saçma bir kontra yenir mi ya? Üzüldüm lan şu an. Maç çok tatlı. Gol olmasa da tatlı. Gerçekten topu oynadım. Rakibi sahasına gömdüm ama gol bulamadım. Drogba babamı çıkarıyorum. Snyder babamı çıkarıyorum. Oyuncu eşlik hakkımız kalmamış. O zaman Kaka'yı buraya alıyorum. Snyder çok fazla yoruldu. O yüzden Snyder yerine Kaka'yı koşturmak bir tık daha mantıklı. Evet hocam, en azından bir gol atmak istiyorum. Ben bu maçı yenilsem de atarım ya. Çok tatlı bir maç. Hani atak ve pozisyonlar dahilinde. Hani. Ay. Gol yoğunluğu olmasa da gerçekten benim hoşuma giden ataklar yönünden zengin bir maç. Hocam Patrick Vieira, Luka Modric'i gördük. Kaka Leite'ye. Kaka burada kaçan bir Eto var. Eto affetmiyor. Eto gidiyor hocam, Samuel Eto. Samuel Eto. Samuel Eto attı bir bir. Çok tatlı. Orada Kaka Leite'nin futbol zekasını kullandık arkadaşlar. Bir bir yaptık. Güzel. En azından golümüzü bulabildik. Burada Ronaldo Eto'yu gördü. Eto Ronaldo'yu gördü. Ronaldo gidiyor. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurdu. Bitirme hoca, kornerimi ver. Hoca şerefsiz misin hoca? Abi kornerimi versene. Ben atardım kornerden lan. Aga be. Ama güzeldi ya.
Ama atardım hocam. Kornerde maç bitirmez be. Hangi kitapla yazar beraber giden bir maç kornerde bitiyor? Haritsin'in 7 kurtarışı var. 99 pas yapmışım. Adam yarım kadar pas yaptı. Yani pas o top oynamışım. %61 isabetli pas oranım var. Sen bana bir korner kullandırttırma. Sana da yazıklar olsun Collin'acım. Haberin olsun. Ama ben maçı genel olarak maçı çok beğendim. Çok daha yoğun, çok daha tatlı, taktiksel bir maçtı. Kardeşimin de eline koluna sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.